Buraya getirdiler kesin değil mi? Kesin kesin. Asayiş şube müdürüyle görüştüm biraz önce. Burasıymış. Kaçta getirdiler acaba? Vallahi hastaneden çıkarmışlar. Yani çok sürmez. Buraya çok yakın zaten. Mesafe uzun değil. O çocuğu da buraya getirecekler değil mi? Çocuğu buraya getirmiş bile olabilirler biliyor musun? Büyük ihtimalle içeridedir. Biz de girelim içeriye. Ayakta kalma böyle. Yok yok. Arabayla geldiğinde burada görsün. Yalnız hissetmesin kendini. Sezai. Canım benim ya. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Hayırdır? Tesadüfen mi buradasın sen? Vallahi tesadüf şöyle. Akşam seni aradım ben telefonda. Ortaklı dosyada ismini gördüm. Cevap vermeyince dedim Güzide'ye sorayım. O anlattı biraz. Oğlumun durumu sıkıntılı deyince. Gözaltı falan. Ben de dedim sen gelinceye kadar devreye gireyim. Yapmış mıyım? İyi ki Güzide'yi aramışsın. Hı. Sağ ol. Hiç yalnız bırakmadı beni sağ olsun. Eksik olmasın. Ya ben de müvekkilin ofisinde bırakmışım telefonu. İş yemeğine çıktık. Baktım telefon yok. Sonra müvekkilimi aradım. Ofisi açtırdık falan. İş uzadı tabii. Oğlumu aradın mı? Aradım aradım. Konuştuk. Hı. Konuştuk. Eyvah. Tamam. Oğlumun asıl avukatı geldiğine göre ben müsaade isteyeyim. Geçmiş olsun tekrar. Olur mu canım? Dur bakalım. Duruşma bitsin. Oylumu alalım. Bir kahvaltıya gidelim. Çok uzun zamandan beri görüşmedik. Çok oldu ya. Sonra Tanrıcığım. Sonra. Biraz daha normalleşsin işler. İnşallah daha sonra. Geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen olmasan ben yapamazdım. Yok canım. Ne yaptın ki Allah aşkına? Yok böyle şey. Çocuğu senin sayende yakaladık. Aşk olsun. Sağ olasın. Evet. Kendine iyi bak. Beni de haberdar ederseniz gelişmelerden. Sevinirim. Geçmiş olsun. Tamam Sezai'cim. Durumu söyledin mi Sezai'ye? Anne. Oğlumcum buradayız. Baba yanımda olun tamam mı? Korkma benim yanımda kalın. Merak etme çıkaracağım geliyoruz. Çıkaracağım seni çıkaracağım. Ben motordan indim sonra ne oldu bilmiyorum. Hayır yalan söylüyor yemin ederim yalan söylüyor. Oğlum cevap verme çocuk. Oğlum sen ifadeni verdin gerisini avukat bey bırakalım. Yalan ifade verdi yalan söylüyor yalan söylüyor. O çarptı o adamı o öldürdü o kullanıyordu motoru. Ben sokağa girmeden önce motordan inmiştim. Hayır inmemiştin inmemiştin. Oğlum. Sen kurumalarını aradın. Dedin ki gelin beni alın oğlumun üstüne kalsın dedin. Öyle de oldu. Sen çarptın o adamı. Sen öldürdün o adamı. Söylesene. Hayır böyle bir şey yok. Ben hiç motorda falan değildim. Kim uzatma. Komiserim müvekkilim ifadesini verdi. Şimdi müsaadenizle. Tamam çıkabilirsiniz. Tebrik ederim hanımefendi. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Kızınız büyük bir yalancı. Eşine az rastlanır. İnanın bana. Kazadan sonra elçilik korumasını aradı. Üç kişi gelip Timce'ye kın salıp götürdüler. Sayın hakim, motosikleti kullananın Tim Jenkins olduğu mobese görüntüleriyle de tespit edilecektir. Ölümlü kaza neticesinde sanık Oylum Yenersoy'un tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz Sayın Hakim. Sayın Hakim, sanığım ben hem babasıyım hem de avukatıyım. Annesi de aile mahkemesi hakimi. Mesleğimiz itibariyle kızımıza kefiliz. Mahkemenizden sanığın tutuksuz yargılanmasını talep ediyorlar. Gereği düşünüldü.
E ne oldu şimdi? Yani ne kazandık? Elimize ne geçti? Kızım OİT'e yurt dışına çıkma yasağı koydurduk. Çıkamaz. Ülke dışına çıkamaz. Ya tamam da baba, ben yargılanıyorum. O değil. Farkında mısınız? Bu daha ilk duruşmaydı. Kızım bir dur ya. Şüpheli olarak o da dahil oldu işte. Çok kötü oldu. Çok. Büyütme. Büyütme Güzide. Büyütmeyeyim mi? Evet, büyütme. Motosikleti OİT'in kullandığı mobeselerden ortaya çıkacak. Oylum da ikinci duruşmada beraat edecek. Tarık, ikinci duruşmaya 3 ay var. Hakim pasaportuna el koydu. 3 ay bu çocuk okula gitmeyecek. Gitmesin efendim. Ne olmuş yani? Gitmesin mi? Evet, gitmesin. Kızımın canı sağ olsun. Bu seneyi tekrar okun. Ne olmuş yani? Gerçekten inanamıyorum. Ya inanamayacak bir şey yok Güzide. Ya şu Badire'yi bir atlatalım. Önemli olan o.